Arkadaşlar, yeni yılda herkese merhabalar. İnşallah bu yeni yıl bize eski yılı aratmaz. 2021-2020'den daha güzel bir yıl olur. Biz de daha sağlıklı nasıl yaşarızın ve gıda güvenliğimizi nasıl koruruzun derdindeyiz. Bununla ilgili bir şeyler paylaşıyoruz. Şimdi önümde şöyle görüyorsunuz, sadece yağ var. Bunların hepsi zamanında insanlara ya hayvansal yağ tehlikelidir, kolesteroldur vesaire diyerekten uzaklaştırdığı yağlar. Şimdi size ben o kadar güzel bir yağ yapımı göstereceğim ki yemeklerinizi bunlarla yapın. İnanın tadına doyamayacaksınız ve paranız da cebinizde kalacak. Çünkü ben Çanakkale'ye ilk geldiğimde, ilk kurban bayramında burada komşularla birlikte kurban kestik. Şu gördüğünüz yağların her birisini çöpe atıyorlar. Her birisini çöpe atıyorlar. Böyle garip oldum. Dedim ki keşke bana verseydiniz de onları ben düzgün bir yemeklik yağ yapsaydım dedim. Çünkü bunların hepsi bir israf arkadaşlar. Bunun yerine bir sürü başka tür sanayi yağları yiyorlar. Gördüğüm komşulara çok da üzüldüm. Maalesef şu anda artık şehirdekilerden daha bilinçsiz olmuş kırsalda yaşayan dostlarımız. Hatta şunu hemen göstereyim bakın. Bu Çanakkale yöresinin, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bu Çanakkale, Balıkesir, Bursa, efendime söyleyeyim İç Anadolu'nun batıya yakın kısımları ya da İç Anadolu'nun kuzeye yakın kısımlarında ve Trakya'da yetişen kuzuların kuyruk yağı. Yani onlar hep kuyruksuz şöyle gördüğünüz gibi. Bunların yağı genelde vücudun içerisinde oluyor. Şu gördüğümüz de Adana yöresinde, işte Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen işte ivesidir, ak karamandır, mor karamandır. Bunların kuyrukları. Dolayısıyla bunun ikisi arasında şöyle bir fark var. Bu yağı Adana kebabında çok rahat kullanın. Harika bir lezzet, harika bir tat. Ve zamanında da annem her kurban kestiğimizde bundan yağ yapardı. Orada da annem buna kıkırt derdi. Kıkırt yağı. Böyle büyük bir tenceremiz olurdu. O tencereye annem içine koyar. Bizim yemeklerimize hep onu kullanırdı. Özellikle mercimekli bulgur pilavında. Harika bir lezzet var. Ben daha hala annemin yapmış olduğu mercimekli bulgur pilavını ne kendim yapabiliyorum, ne eşim yapabiliyor, ne de çevremde kimse yapabiliyor. Yani ona lezzeti veren de yine bu yağ. Ben şimdi hem bunu karıştıracağım. Bu küçük kuyruk sokum yağı diyelim artık buna yani. Çünkü kuyruk yok burada. Bunu da ben gene aldım. Çünkü üzerinde bir miktar yağ var. Şu kavram yağlarını alıyoruz. Ondan sonra şurada da iç yağı vardı normalde. Bu iç yağlarını da ayırdık. Ayrıca şurada kuyruk yağı var. Kuyruk yağını da aldık. Şimdi onların hepsi burada. Bir miktar bundan koyacağım. Bunun dörtte biri kadarını koyacağım. Bunu koyacağım ve şunlara da içerisinde ne var? Kavram yağıyla iç yağı ve gömlek yağı var burada. Bunların hepsini güzelce şimdi doğrayacağım. Aynı kuşbaşı gibi doğrayacağım. Ondan sonra pişirmeye koyacağım. Pişirdikten sonra da sizlere göstereceğim. Hatta şimdi bir tane daha önce yaptığım var. Hemen bir dakika onu alıp geleyim. Bir saniye. Evet arkadaşlar, şu benim daha önce kurban bayramında kendim yapmıştım bunu. Bir tane daha vardı bundan. Birini tükettik, bir tanesi kaldı. Sürekli değil, ara ara bunları kullanıyoruz. Hatta şöyle bir açayım da bir bakayım. Çok güzel. Sadece bakın içerisindeki normal altta kalan ufak tefek et parçalarının kahverengiliği duruyor. Bakın şöyle bir göstereyim yakından. Süt gibi bembeyaz. Bundan yapın. Sofranıza çok güzel bereket, çok güzel lezzet katar ve paranız da cebinize kalır arkadaşlar. Onun için ben bunun yapımını şimdi size gösteriyorum. Ama buna biraz da aroma vermesi için şöyle bir Amasya elması kullanacağım. Burada şimdi sirkeyi ısladım bunu. Bunu içerisine koyacağım. İçine birazcık rayha versin. Çünkü bazılarına koyun yağı koku olarak ağır gelebilir. Bunu koyacağım içerisine. Bütün ağırlığı alacak. Siz de mümkünse yeşil elma, o yeşil elmanın aroması daha bir
yüksektir. Şu anda ben yeşil elma yoktu benim mutfağımda. Sırf bu çekim içinde bir elma almak istemedim. Bu zaten bizim dostlarımızın bahçesinden aldığımız bir elma. Dolayısıyla sirkeli suya ısladım. Herhangi bir şey olmasın diye, tamamen doğal olsun diye. Ve bunlarla güzel bir şimdi karışım yapıp sizlere göstereceğim. Sizler de bunu evinizde yapın ve yemeklerinizde kullanın. Tadına doyamayacaksınız. Hadi şimdi başlayalım. Artık buna don yağı mı dersiniz, çoban yağı mı dersiniz, köy yağı mı dersiniz, ona artık siz karar verin arkadaşlar. Ama benim annem zamanında bunlara don yağı derdi. Şöyle bir yakından göstereyim. Vallahi arkadaşlar, hanım hemen kuşbaşı büyüklüğünde dediğimi duydu. Dedi ki daha da küçük yap dedi. Ben hemen şimdi onu küçültüyorum. Bana da böyle küçük bir ceza olsun hanımdan. Çünkü o benden daha iyi biliyor. Hem annemden daha iyi ders aldı o. Biraz daha küçültüyorum şunları. Kuşbaşından biraz daha küçük. Şimdi doğrarken arkadaşlar biraz çözüldü bu bizim gömlek yağlarımız. Bakın gömlek yağının şu uç kısımları biraz kalın oluyor. Buraları ayırıp doğruyorum buranın içerisine. İnce olan yerlerini de şöyle bakın gömlek gibi ayırıyorum. Bunlarla ben ciğer yapacağım. Ciğeri bunun içerisine şöyle sardığınız zaman var ya, tadına doyamazsınız. Şehirde hiçbir restoranda, büyük şehirde hiçbir restoranda görmediğiniz bir tarif. Eğer fırsatım olursa bir gün bunu inşallah göstermek isterim sizlere de. Sizler de yaparken bu gömlek yağının buralarını böyle ayırın gerekirse. İçine doğramayın. Uç kısımlarını şöyle doğrayın. Ama bunları doğrasanız da olmaz mı? Olur tabi. Ben sadece güzel bir ciğer yapmak için bunu böyle ayırdım. Sizler yine istemiyorsanız ciğeri ya da ciğeri sevmiyorsanız bunları da doğrayabilirsiniz bunun içerisine. Arkadaşlar şimdi buranın kuzusunun yağının etrafını temizledim. İçinden şöyle pöç kısmı çıktı. Buranın eti çok zor pişer ama içine koyacağım gene. Piştiği kadarıyla bir göstermek istiyorum sizlere. Ama burası da çok faydalı bir yeri. Bakalım nasıl pişecek. Beraberce de göreceğiz. Bu yağları bitirdim. Şimdi az bir şey kaldı. Arkasından da esas babaya, lezzeti verecek olan babaya başlayacağız. Şu Adana'dan getirdiğim kuyruk yağına. Ama en azından şu kuyruk yağını Adana'dan getirmeme bir beğeni alırım arkadaşlar. Mutlaka hemen bunun hatırına bir beğen tuşuna basın lütfen. Şimdi babaya geldi arkadaşlar. Benim en sevdiğim. Bunu güzelce bir şöyle keselim. Parça parça dondurduğumuz için de ancak kesiliyor. Çok zor kesiliyor. Asıl kuyruk yağı bu arkadaşlar. İkisi arasındaki farkı da görmüşsünüzdür. Bakın bunun içerisinden herhangi bir şey çıkmıyor. Ama öbürünün içerisinden bak böyle bir kuzu pört çıkıyor. Bu kuyruk yağını mümkün olduğunca küçük doğrayacağız. Yoksa tam yağını vermeyebilir. Evet, bitti arkadaşlar sonunda. Şimdi bunları tencereye koyacağız. Altını yakacağız. O aşamalara hemen şimdi geçelim. O aşamalarda gösterelim sizlere.
kuzu pörç. Dana pörç daha büyük oluyor, şöyle kocaman. Çok lezzetli yemeği oluyor. Bu da kuzu pörç. Bunun içinde yavaş yavaş artık piştiği kadar bir bakalım nasıl olacak. Şimdi doğradık hepsini. Tenceremize boşaltalım. Yalnız yaklaşık bir 11-12 kiloya yakın yağ var. Bu da 5 kilo. Biz ikiye böleceğiz. Önce bir kısmını şimdi yapacağız. Diğer kısmını da daha sonra yapacağız. Onun için şimdi bunu yapalım. Geri kalanını biz ayrıca yaparız. Hadi başlayalım şimdi boşaltmaya. Bu kıymetli. Bunu da içine koyuyorum. Zaten bu eksilecek. Bu eksilince ben daha bunun üzerinden koyacağım. Belki yetebilir o zaman. Bir bakalım da. Şöyle üstüne de bir de elma koyacağım daha sonra. Önce birini sonra birini koyarım. Çünkü her 5 kiloya bir elma gibi düşünmüştüm ben. Şöyle koyalım. Pek fazla etrafı da yağ edip de hanımla da fırça yemeyelim. Şimdi elmamızı da koyalım içerisine. Şöyle sadece kabasını alıveriyorum şöyle. Başka bir şey almaya gerek yok. Şunu şurası alıyorum şöyle. Çekirdeğini bile almıyorum yani, kalsın içerisinde. İsterseniz alabilirsiniz de. Şimdi çatırdamaya başladı. Hafiften altında şöyle yemek karıştırır gibi karıştıralım. Tamam, şimdi kapağını kapatalım. Orta ateşte yavaş yavaş pişsin. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir eksildi. Ben şimdi bunun üstüne biraz daha koyacağım. Şimdi eksildiğine göre, biraz daha sıvılaştığına göre tuzunu ilave edebiliriz. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar tuz ilave edeceğim. Ondan sonra eksildikçe yine üstüne koyacağım. Ben şimdi elma koydum ama siz soğan da koyabilirsiniz. Patates de koyabilirsiniz. İsterseniz bir miktar süt de ilave edebilirsiniz. Bu birazcık içine rayha veriyor. Daha güzel tat veriyor. Ama ben sadece kokusunu alsın ve tamamen olduğu gibi doğal kalsın diye sadece elma koydum. Bunlar da bir şey olarak, bir detay olarak size anlatayım istedim. Yalnız bu kaynarken çok dikkat etmek lazım. Bir taştı mıydı çok fazla taşıyor. Her tarafa mahvediyor. Onun için dikkatli olmak lazım. Yoksa yengede fırçayı yersiniz vallahi. Şöyle tuzunu da atalım yavaş yavaş. Ya bunu aslında kekleri de koyabilirsiniz. Benim elim müsaade olduğu için ben elimle koydum. Bakın eriyip gidince neredeyse üstüne kadar kapandı, görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi gene hemen eksildi. Daha da karıştırabildi şöyle altını. Dibi de pek tutmasın. Zaten tutmaz şu anda. Şimdi arkadaşlar bunu ara ara karıştırıyoruz böyle. Bayağı kaynamış. Artık ikinci elmayı da atabilirim rahat rahat. İkinci elmalarımızı da attık. Böyle kendisi orta ateşte, kısıktan birazcık fazla ateşte pişiriyoruz. Elemalarınızı görüyorsunuz.
Bu da sonraki attığımız elmalar. Nerede benim kuzu pörç? Gördüğünüz gibi kuzu pörç de burada. Bu pişsin bakalım. Olmazsa onların içine koyarız. Arkadaşlar bayağı artık kahverengi geçti. Kısık ateşte de bir 5 dakika pişirdim. Şimdi artık bunu indirme zamanı geldi. Şöyle bir göstereyim, bak şu şekilde, şu halde de oldu. Şunlar sonradan koyduklarımız ama olsun, çok da önemli değil. Artık bunu indirelim. Yağını ayıralım artık. Tencereyi şimdi yanına koyalım da şöyle akmasın. Bu çok büyük delikli bir şey olmasın. Çok ince de olmasın arkadaşlar. Zaten normal evde herkesin bildiği şu kevgeler olsa yeter. Plastik kapta kullanmayalım çünkü çok sıcak. Zaten plastik çok sağlıksız. Amacımız da sağlıklı bir ürün elde etmek ve doğal olması. Yağın rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de gayet güzel pişmiş. Şimdi şu pörçlere bakacağım. Nasıl pişmiş mi diye. Çok da sıcak bakamıyorum. Evet, neredeyse bu pişmiş artık. Bu da pişmiş gayet güzel. Çok bir eti yok burada ama olsun, faydalı diye bunu da yiyebiliriz. Bir kavanozumuz daha olur diye düşünüyorum. Şimdi bunların donmasını bekleyeceğiz. Güzel şey yapıyor. Çok güzel durdu ya. İkinci posta da bitmek üzere. Birinci postayı böyle koyduk. İki tane küçük, bir tane büyük kavanoz çıktı. Şimdi herhalde bu da iki tane küçük kavanoz çıkar. Evet arkadaşlar, uzun bir uğraşı sonucunda bir tane kurbandan neler elde ettik. Şimdi onlara bakalım. Bir şöyle gömlek yağlarını ayırdım. Bunu zaten izlediniz. Şimdi bir de bunu pişirirken de şu önceki yaptığımız, ondan sonra da bakın 1, 2, 3, 4 tane küçük kavanoz, 2 tane de büyük kavanozumuz oldu. Bunu tabi bir tanesini ben isterse kurbanı kesen komşumuzla görüşeceğim. İsterse bir tane vereceğim ona ya da 2 tane, kaç tane isterse artık. Çünkü o kendisi yemiyormuş, kullanmıyormuş. Onun için bize verdi. Biz de böyle güzel bir sunumla sizlere gösterelim istedik. Şimdi şu daha önceki yaptığımız, bu yaptığımız zaten daha önceden donmuştu, kapatmıştım. Diğerleri de donsun. Onlar donduktan sonra onların da kapağını kapatacağız. Dolaba koyacağız. İşte şöyle bir kuzu pörçümüzü gördüğünüz gibi gayet güzel yaptık. Yanında kıkırtı var. Bunun daha devamı var ama ben şimdi göstermek için burasını gösterdim. Bir de o elmanın ilk önce attığımız iki tanesi biraz daha fazla pişince zaten şu gördüğünüz, buna da rengini vermiş. Rengini verince bu, bundaki renk elmanın rengi. Bu tam diğer sonradan attığımız elma. Bir tadına baktım, çok güzel bir elma turtası gibi. Sizlere de onu göstereyim dedim. Fena da değil. Önce şu kıkırtla ilgili küçük bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar bu kıkırtı, yani pirinç pilavınız olur, mercimekli bulgur pilavınız olur, normalde kuru fasulyeniz olur. Onların içine de katabilirsiniz. Hani hep diyorlar ya işte Çukurova yöresinin, Urfa yöresinin çok güzel damak tadı var falan diye. Aslında ona tadı veren bunlar yani. Bu yağları hiçbir şekilde çöpe atmıyorlar ve bu şekilde kullanıyorlar. Ben de bunu sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi şu kuzu pörçümüzün de tadına bir bakalım. Çok küçük olduğu için alamayabilirim çatalla, kusuruma bakmayın. Şöyle bir az bir şey alayım diye. Şöyle küçük bir parça sizin için tadıyorum arkadaşlar, müsaadenizle. Arkadaşlar mükemmel. Yani burada kuzu pörç böyleyse
Demek ki bunları yaparken de bir dana pörç alıp içine atmak lazım. Birkaç parça. Harika olmuş. O dananın kuyruk kısmı ve kuzunun kuyruk kısmı orada kalan. Bu çok zor pişen bir et ve sert bir et. Çünkü hayvan sürekli kuyruğunu oynattığı için, sürekli çalıştığı için bu kaslar. Çok zor pişen ve sert olan bir et. Vallahi harika olmuş ve kısa sürede pişmiş. Normalde 4 saatte, 3 saatte anca pişirirler yani pörçü. Bence bunu da mutlaka deneyin. Şimdi bir de elmalı turtamıza bir bakalım. Ben baktım ama fena değildi, az bir ucundan. Müsaadenizle arkadaşlar. Harika, lokum. Tek kelimeyle lokum arkadaşlar. Yani bunu bile değerlendirebiliyorsunuz. İnşallah faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Sadece emin olun şu pörçün hatırına bir beğeni hak etmişizdir ve paylaşmayı hak etmişizdir arkadaşlar. Hatta elmalı turtaya mutlaka bizim bu videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşın, dostlarınızla paylaşın ki doğal yaşama sizler de destek verin. Bizler elimizden geldiği kadar videolarımızla, çalışmalarımızla destek vermeye çalışıyoruz. Onun için videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gıda güveniyle kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. We'll be right back.